Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. İki devlet, tek millet. Bu sadece söz değil, tüm dünyaya örnek olan gerçek bir kardeşlik. Omuz omuza verilen mücadeleler, kazanılan başarılar ve zaferlerle dolu sarsılmaz bir birliktelik. Kardeş kelimesinin bu kadar güzel anlamını bulduğu başka iki ülke var mı? Sözden öteye geçen bu ifade, birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmeyen, sevinciyle sevinen, kederiyle üzülen iki halkın her adımında ortaya çıkıyor. 1915'te Çanakkale'de, 1918'de Bakü'de omuz omuza savaşan iki kardeş bugün Karabağ'da da yan yana. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü Azerbaycan'da da coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bahçı'nın ev sahipliğinde Azerbaycan Devlet Filarmonisi'nde düzenlenen resepsiyona Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk halkı ve devleti için iyi dileklerini iletti. Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bahçı, Türkiye'nin 98 yıl boyunca iç ve dış düşmanların saldırı ve tehditlerine karşı büyük mukavemet gösterdiğini, Türk devletinin bu badireleri basiretle atlattığını kaydetti. Bahçı, Türkiye'nin artık bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olduğunu vurgulayarak, ülkemizin şanlı bayrağının kardeş Azerbaycan'da gururla dalgalandırıp tek millet iki devlet felsefesine ve Şuşa beyannamesi hedeflerine uygun şekilde ilişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için gece gündüz büyük bir gayretle çalışıyoruz dedi. Azerbaycan'ın işgaldan kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Füzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgaldan kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi. Karşılama sonrasında Erdoğan ve Aliyev kurdele kesimiyle birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi. Akabinde yerel kıyafetli kadınlar tarafından iki lidere günün anısına havalimanının sembolik anahtarları hediye olarak takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra havalimanı binasını gezip yetkililerden bilgi aldı. Havalimanının bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor. Karabağ'ın sembol şehri olan Şuşa'ya gidecek turistler de Füzuli Havalimanı üzerinden taşınacak. Havalimanı Şuşa'ya yaklaşık 100, başkent Bakü'ye ise yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor. Azerbaycan Devleti, Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bir siyasetçiye ülkeye giriş yasağı uygulayacak. Bu açıklama ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu ve 10 Büyükelçinin Osman Kavala mektubuyla başlayan gerilimle ilgili CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün tavrına tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de Çeviköz'ü kapıdan içeri sokmam dediğini aktaran Erdoğan şu ifadelerini kullandı. Azerbaycan'a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren. Bunu öğrenmedi ki adam. Ahmet Ünal Çeviköz 2001-2004 yıllarında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak görev yaptı. Büyükelçilik yaptığı yıllarda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler bugünkü kadar yakın değildi ve Büyükelçi Ünal Çeviköz görevini yerine getiriyordu. Ancak CHP'li olarak siyasete girdikten sonra zaman zaman Azerbaycan'la ilgili hassas konularda yaptığı sürpriz açıklamalara
tanık olduq. Geçen yıl 44 gün süren 2. Qarabağ savaşı sırasında teröristlerin Azerbaycan tarafında savaştığı iddiasıyla mesnetsiz açıklamalarda bulunan Ünal Çeviköz Azerbaycan halkının güvenini tamamen kaybetmişti. Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı askeri yardımı sert bir dille eleştiren bu siyasetçi sadece Azerbaycan'a karşı değil, vatandaşı olduğu Türkiye'ye karşı da tavır aldı. Ünal Çeviköz başından beri mi antimilli bir adamdı yoksa CHP'ye girdikten sonra tutumunu değiştirdi mi anlamıyorum. Ya da CHP'de sadece antimilli konumlara sahip kişiler mi yer alıyor? Her halükarda Ahmet Ünal Çeviköz'ün bugünden itibaren Azerbaycan'ı ziyaret etmesi yasaklandı ve bir zamanlar büyükelçi olarak görev yaptığı ülkeye ayak basamayacak. Geçen hafta Azerbaycan ve Türkiye'nin dini liderleri Karabağ'ın gözbebeği Şuşa'yı ziyaret etti. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'da ezan okudu. Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'ya giden Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile Ermenistan işgalinin ardından 28 yıl sonra ezan okunan Yukarı Göperağa Camisi'ni ziyaret etti. Erbaş ve Şahin burada ezanı birlikte okudu, ardından cemaate ikindi namazını kıldırdı. Ali Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Hacı Allah Şükür Paşazade ile Karabağ'ın sembol şehri ve Azerbaycan'ın kültür başkenti sayılan Şuşa'da incelemelerde bulundu. Şuşa'da dini ve tarihi anıtları gezen Erbaş yetkililerden bilgi aldı. Şuşa'nın simge mekanlarından Cıdır Ovası'nı da ziyaret eden Erbaş burada Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından şehitler için dua eden Erbaş, Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin Azerbaycan, Türkiye ve Müslüman alemi için hayırlı olmasını diledi. Şehirdeki Göbharğa Camisi'nde de konuşan Erbaş, Azerbaycan askerlerinin zafer kazanmasındaki birinci vasıtanın onların iman güçleri olduğunu söyledi. Biz tarihi Türkiye ile birlikte yazıyoruz. Bu açıklama ise geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dünya çapında büyük bir güce dönüştüğünü ve kimsenin Türkiye'ye iradesini dikte edemeyeceğini belirterek, bugünlerde kardeşim Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için bir örnektir. Ulusal onurunu koruyan, öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan bir lider. Bugün Azerbaycan'dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir dedi. Erdoğan'ın işgalden kurtarılan toprakları ikinci kez ziyaret ettiğini belirten İlham Aliyev, 4 ay önce Şuşa'da bir araya geldiklerini, bugün ise Füzuli ve Zengilan'ı ziyaret ettiklerini kaydetti. İlham Aliyev, Şuşa'da imzalanan Şuşa beyannamesinin tarihi bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, bu beyannamenin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin resmen müttefiklik düzeyine yükselttiğini ifade etti. Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını birlikte yapmalarının Türkiye ve Azerbaycan'ın birliğinin, gücünün göstergesi olduğunu vurgulayan İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke gibi her zaman birbirinin yanındadır. Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın inşası sadece 8 ay sürdü. Havalimanı'nın inşasında Azerbaycan ve Türk şirketleri yer aldı. Bu bizim ortak başarımızdır, İlham Aliyev dedi. İlham Aliyev temelini attıkları karayolunun Zengezur koridorunun bir parçası olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı. Zengezur koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Türkiye hem Azerbaycan Zengezur koridorunun gerçekleşmesi için gerekli tüm adımları atacak. Bu adımların yakın gelecekte meyve vereceğinden eminim. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarında faaliyet gösteren Türk şirketlerine şükranlarımı sunmak istiyorum. Onların yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde bölgede karayolları, demiryolları, tüneller yapılıyor. Altyapı projeleri gerçekleştiriliyor. Bu bizim birlik ve
kardeşliğimizin tecessümüdür. Türkiye ve Azerbaycan bundan sonra da iki kardeş ülke olarak birlikte ileriye gidecektir. Halklarımız daha da yaklaşacak, devletlerimiz daha başarılı işbirliği kuracak, böylelikle işbirliğimiz daha etkili olacaktır. İlham Aliyev dedim. Azerbaycan'ın tüm bu başarılarını şehirlerimize borçluyuz. Kurtarılmış topraklarımızda özgürce yürüyebilirsek şehirlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehirlerimizi asla unutmamalı ve her zaman hatırlamalıyız ve bugün ulusal kanal olarak 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın bir başka kahraman şehidinden bahsetmek istiyorum. Şehit Cavad İbadov. Azerbaycan'ın güney bölgesi Masallı'da doğdu. Azerbaycan jandarma kuvvetlerinde görev yaptı ve savaşın ilk günlerinden itibaren düşmana karşı savaştı. Füzuli ve Hadrut bölgelerinde kahramancasına savaştı ve 16 Ekim'de Hadrut'ta şehadetine kavuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle şehit Cavad İbadov ölümünden sonra vatan uğrunda madalyası, Füzuli'nin kurtuluşu madalyası, Cebrail'in kurtuluşu madalyası, Hocavend'in kurtuluşu madalyası ve Kelbecer'in kurtuluşu madalyası ile ödüllendirildi. Dün şehidimizin annesi, resmi anne ile telefonda görüştüm ve benden bir ricası oldu. Oğlumun unutulmamasını istiyorum. Şehit evladımın kahramanlıklarını ulusal kanalda öyle anlatın ki sesi tüm dünyaya yayılsın ve kahraman oğlumu kardeş Türkiye'de de herkes bilsin dedi. Resmi anne, buradan 84 milyonluk Türkiye'ye dileğinizi iletiyorum ve önünüzde saygıyla eğiliyorum. Vətəni çox istəyən uşaq idi. Deyirdi, yana gedəcəm, ermənilərin kökünü kəsəcəm. Kökümü də kəsdi, şükür olsun Allahın böyüyünə. Çox çətin idi, nə gecə oldu, nə gündüz oldu. Elə dua eləyirdi ki, bütün hamamızın evlatları sağ-salamat gitsinlər, gəlsinlər. Yəni, bizimkilər də onun içində. Allah Teala yanı seçmiş bəndələrin öz yanına apardı. İmamlarımız kimi şəhid oldular. Heç vaxtı şəhidləri unutmayın. Hörmətlə yanaşağın. Bugün Azərbaycanın güney bölgəsində Masallıdayız və 44 günlük 2. Qarabağ savaşında 50-dən fazla şəhid vermiş kahraman bir ilçədəyiz. Amacımız Masallı şehitlerini ziyaret etmek, aileleriyle bir araya gelmek ve şehitlerimizi tüm dünyaya tanıtmaktır. Ve ulusal kanal olarak bugün kahraman şehidimiz Cavad İbadov'un ailesini ziyaret ederek onun çocukluğunu, vatana ve toprağa olan bağlılığını konuştuk. Cavadgil'in evi misafirliğiydi. Biz geldiğimizde akrabaları ve mahalle sakinleri koşarak geliyordular. Şehit ailesini ziyaret etmeye. Şehidimizin ailesini teselli etmenin yanı sıra vatandaşlar şehidin ebeveynlerine teşekkür etmeye geliyordular. Biz de şehidin annesi, şehidin babası önünde eğiliyor, Allah'tan sabır diliyoruz ailesine. Cavad çocukluğundan beri el sanatlarıyla tanınan ve birçok hayali olan yetenekli bir gençti. Ama ana vatanın dar gününde evde oturamadı ve ön cepheye gitti. Yoldaşlardan İbad diye çağırdığı Cavad, jandarma kuvvetlerinde bir askeriydi. Çatışmalar başlayınca Murovdağ yönünde savaştı ve daha sonra özel kuvvetlerle birlikte Hadrut'a gönderildi. Bu yıl 10 Aralık'ta şehidimizin 25 yaşı olacaktı. Gençliğin en verimli döneminde şehadet mertebesine yükselen şehidimizin ruhu karşısında derin saygıyla eğiliyoruz. Bizə görə hərək olublar, bizim gəlimizə görə, qızlarımıza görə, gələnlərimizə görə hərək olublar, bizim vətənimiz azad olsun. Bəli, hamısı bizə görə hərək olublar, o hərək olanlar. Allah onları rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin. Nə deyəcəyim, nə deyəcəyim, həm yarıma düşür. Bizim de
Allah canını salamat eləsin. Onlara çox köməkli elədi, qabağa getdi. Gecə yatırım, dua edirəm Allah, məni öldürməsin. Yanımda. Ve işte Azerbaycan gündemini burada noktalayalım. Yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.